Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hocam Arkadaşlar bugünkü dersimizde fonksiyonların ait kısmına başlıyoruz İlk mevzumuzda artan ve azalan fonksiyonlar Arkadaşlar artan ve azalan fonksiyonları iki çeşit anlatacağım Bir grafik şeklinde bir de normal fonksiyon yani denklem halinde karşımıza geldiği zaman neler yapabiliyor göreceğiz Şimdi arkadaşlar karşımızda artan ve azalan fonksiyonları adam bize grafik şeklinde sorarsa ya da grafik şeklinde ben bu konuyu nasıl yapacağım derseniz olayımız çok basit. Eğer ki grafiğiniz yukarı doğru çıkıyorsa fonksiyonunuz artandır. Eğer ki grafik aşağıya doğru inen bir grafikse fonksiyon da azalandır. İşte iş bu kadar. Eğer ki fonksiyon düz bir şekilde devam ediyorsa bu da sabit fonksiyondur. Haberiniz olsun. Şimdi o zaman bir örnekle bunu açıklamaya kalkarsak. Dikkat edin lütfen arkadaşlar. Dikkat edin. Bizim elimizde bir fx fonksiyonu varken fx fonksiyonu Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Ne yapmış? Yukarıdan aşağı doğru inmemiş mi? O zaman bu fonksiyon eksi sonsuzla eksi 4 azalında azalandır diyebilirsiniz. Ardından şuradaki bir noktayı belirleyelim. Diyelim ki noktamız eksi 2 olsun. Bu fonksiyon eksi 4'ten eksi 2'ye kadar hala aşağıya doğru inmeye devam etmiyor mu? E o zaman fonksiyonumuz hala eksi 4 ile eksi 2 aralığında azalandır. Şimdi lütfen dikkat edin. Eksi 2'den itibaren grafik yukarı çıkmaya başlıyor ve nereye kadar yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar? Nereye kadar yukarı doğru çıkıyor? 3 bölü 2 noktası kadar grafik yukarı doğru çıkıyor. O zaman siz bu şunu diyebilirsiniz. Grafik eksi 2'den 3 bölü 2'ye kadar yukarı doğru çıkıyorsa bu fonksiyon eksi 2 ile 3 bölü 2 aralığında artandır diyebilirsiniz. Aynı şekilde 3 bölü 2'den sonra bir değişme oluyor. Tekrar aşağı doğru iniyor. Ve nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. E bu durumda 3 bölü 2 ile de artı sonsuz aralığında fonksiyon artandır diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar grafik üzerine artanlık azanlık bu kadar. Peki bunun üzerine burada size ne sorulabilir? Grafiğin nerede artı olduğunu, nerede eksi olduğunu sizden isteyebilir adamlar. Unutmayın mantığınız çok basit. Eğer ki grafiğiniz y eksenin artı kısmında kalıyorsa grafik bu tarz aralıklarda artıdır. Eğer ki y eksenin negatif kısmında kalıyorsa burada olduğu gibi grafiğiniz bu tarz durumlarda eksidir. Şimdi dikkat edin lütfen. Grafiğimiz 1 ile 2 aralığında y eksenin artı kısmında kalmamış mı? Bu durumda bu ne anlama geliyor? 1 ile 2 aralığında bu fonksiyonun görüntüsü artı. Yani sen burada şunu diyebilirsin. 1 ile 2 aralığında f artıdır diyebilirsin. Aynı şekilde dikkat edin. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar grafiğin tamamı y eksinin artı kısmında kalmamış mı? E siz bu durumda bu durumda eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar bu grafiğin bu grafiğin artı olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet söyleyebilirsiniz. Dikkat edin grafik bu durumda y eksinin artı kısmında kalmış. Eksi 4'ten 1'e kadar eksi 4'ten 1'e kadar grafik nerede arkadaşlar? Y eksenin negatif tarafında değil mi? E bu durumda siz eksi -4 ile eksi -4 ile bir aralığında f'in negatif olduğunu, aynı şekilde 2 ile sonsuz aralığında da 2 ile sonsuz aralığında da f'in yine eksi olduğunu söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Unutmayın, grafikle ilgili karşıtı çıkabilecek 2-3 tane durum var. Artanlık ve azalıkla ilgili. Grafik yukarı çıkıyorsa artan, aşağı doğru iniyorsa azalan, düz devam sabit. Bir de fonksiyonun nerede artı olduğunu, nerede eksi olduğunu bileceksiniz. Y ekseninin pozitif kısımda kalıyorsa y ekseninin y ekseninin artı kısmındaysan kısmında isen fonksiyon f artı artı fakat y ekseninin y ekseninin eksi kısmında eksi kısmında isen f -dir Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bunu geçiyorum. grafiklere geçtik. Şimdi geldik, geldik. Artın azalan fonksiyon tanımına Peki ben bunu, ben bunu karşımıza bir fonksiyon çıktığı zaman bu fonksiyon artan veya azalan olduğunu nasıl anlayacağım? Şimdi arkadaşlar bunun için bir artan tanım var. Sakin olalım. Zor şeyler değil. Haberiniz olsun. Size geleceğiz. Şimdi bu arada şu matematikte ne işaret arkadaşlar? Bu matematikte unutmayın her ya da bütün. Ben bütün daha çok severim. Bütün. Bütün x1 ve x2 reel sayıları için eğer ki seçtiğimiz o x1 ve x2 iki tane sayısı birbirinden küçük iken bunların görüntüleri de aynı şekilde birbirinden küçük oluyorsa f artan veya seçtiğimiz o x değerleri de birbirinden küçük iken iken fonksiyonun görüntüleri tam tersine dönüyorsa f azalandır. Şimdi ben burada ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar Diyelim ki, diyelim ki elimizde iki tane sayı olsun. Mesela diyelim ki elimizde 1 küçüktür, 2 olsun. Bu fonksiyonun hemen görüntülerini bulun. F1 ile F2'yi bulduk. Eğer ki bu eşitsizlik aynen burada korunuyorsa unutmayın fonksiyon artan demektir. Fakat 1, 2'den küçükken eğer ki bunun görüntüsü 2'nin görüntüsünden büyük oluyorsa fonksiyon azalan demektir. İşte her şey bu kadar. Unutmayın şu tanımla bütün fonksiyonların artan veya azalan olduğuna karar verebilirsiniz. Bunu hiçbir şekilde unutmayın tamam mı? Hatta konuyu biraz daha anlayın diye anlayın diye şundan bahsedelim. Diyelim ki elimize elimize artan bir fonksiyon alalım. Hatırlayın az önce bahsettik. Artan fonksiyonlar nasıl fonksiyonlarda? Yukarı doğru çıkan fonksiyonlar değil mi? Şimdi mesela diyelim ki elimizde şöyle bir şey olsun. Burası eksi bir noktası olsun. Ve eksi birin görüntüsü nereye gitsin? 2'ye gitsin. Şurada da bir adet bir noktası olsun. 1'in görüntüsü de 5'e gitsin. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. X'ten iki tane sayı seçtim. Eksi 1 ve 1. Eksi 1 ve 1 dikkat edin. Eksi 1 bir, birden küçük. Peki bunun karşılığı olarak. Bunun karşılığı olarak. Eksi 1'in görüntüsü kaç? 2. Hatta şöyle de yazalım. Tamamen anlaşılsın. Eksi 1'in görüntüsü kaç arkadaşlar? 2. Peki 1'in görüntüsü kaç? 5. E bu durumda eksi 1 birden küçükken 2 de 5'ten küçük oldu mu? Evet bakın dikkat edin fonksiyon yukarı doğru çıkarken artan bir fonksiyonken eşsizlik korundu. Veya veya karşımıza azalan bir fonksiyon alalım. Mesela şöyle bir grafik çizelim sizin için. Aşağıya doğru insin. Diyelim ki diyelim ki kalemi bulamıyorum. Kalemi bulalım hemen. Evet kalemi buldum. Şurada bir tane eksi 2 değeri alalım. Eksi 2'nin görüntüsü atıyorum ki şurada 5'e gitsin. Ve diyelim ki şurada bir tane 3 değer aldım. 3'ün görüntüsü diyelim ki nereye gitsin? 1'e gitsin. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Eksi 2 değeri 3'ten küçük mü? Küçük. Hemen bunların ben görüntülerini alıyorum. Görüntüsünü alırsam. Bu durumda f-2 ile karşımıza f3 mu çıktı? Peki grafikte eksi 2'nin görüntüsü bulur musunuz? 5. 5. Peki 3'ün görüntüsü bulur musunuz? 1. Peki 5 birden büyük küçük mü? Büyük. Bak gördün mü? Fonksiyon azalan bir fonksiyondu. Değerler tam tersine döndü. O yüzden arkadaşlar unutmayın. Olayımız çok basit. İki tane değer alacaksınız. Eğer ki o değer görüntüler üzerine korunuyorsa fonksiyon artan, korunmuyorsa azalandır. Haberiniz olsun. Şimdi size benim bir önerim olacak. O öneri bir gelelim bakalım. Şimdi arkadaşlar, doğrusal fonksiyonlarda biz artan azalanı nasıl bulacağız? Bakın, az önceki tanımla istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Artanlık, azalanlık namına istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Ama doğrusal fonksiyonlarda bu işin basit bir yolu var. O basit yolu size anlatacağım. Şimdi bu arada önceki şuradan başladım. Doğrusal fonksiyonlar nasıl fonksiyonlar arkadaşlar? Hatırlayın y eşittir. mx artı n şeklinde olan fonksiyonlardı. Olan fonksiyondur. Fonksiyon. Hatırlayın tt konularından. Arkadaşlar burada şunu bilirseniz çok rahat dersiniz. Karşınızda bu tarz doğrusal bir fonksiyon varken unutmayın. Eğer ki bu doğrunun eğimi artıysa fonksiyon artandır. Doğrunun eğimi eksiyse fonksiyon azalandır. Peki hatırlayın doğrusal fonksiyonlarda fonksiyon denklemini verdiğim zaman siz eğimi nasıl yordunuz? x'in kat sayısı daima eğimde unutmayın. x'in katsayısı eğim. Katsayısı bize eğimi söyler. Tekrar söylüyorum. Eğer ki bu eğim değeri artıysa fonksiyon artandır. Eğer ki eğim değeri eksi ise fonksiyon azalan bir fonksiyondur. Bunu arkadaşlar soruyorlar haberiniz olsun. Diğer fonksiyonlar hatta bu fonksiyon dahil olmak üzere bakın tekrar söylüyorum. Artanlık azalanlık için diğer söylediğimiz o tanım var ya hani biri diğerinden küçükken görüntüleri küçük olacak tarzında bir tanım vardı. O tanımı uygulayarak, uygulayarak bütün artanlık ve azalanlığa cevap verebilirsiniz. Ama burada özel bir durum var. Özel bir durum dedim ne? Eğer ki eğim artıysa fonksiyon artan, eğim eksi fonksiyon azalan. Doğrusal fonksiyonların artanını, azalanını bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela ben size gittim, f(x) eşittir x artı bir fonksiyonu yazdım. Siz burada x'in katısının bir olduğunu bilmiyor musunuz? O zaman eğimin artı olduğunu buldunuz, diyeceksiniz ki hocam, burada f artandır, bitti gitti, bu kadar, tamam mı? Ama diyelim ki, diyelim ki diğer tanımla fonksiyon yapmaya çalışıyoruz. Hemen iki tane değer seçin. Mesela bir seçtim, iki seçtim. 1, 2'den küçükken eğer ki f1 de f2'den küçük oluyorsa fonksiyon artan değil mi arkadaşlar? Şimdi f1 ile f2'yi hemen bulalım. Fonksiyonda x gördüğümüz üzere 1 yazdık. Birinci cevabı kaç geldi? 2. 2 yazdık kaç geldi? 3. Gördünüz mü? Korundu. Bu durumda fonksiyon artandır diyebilirsiniz. Haberiniz olsun tamam mı? Diğer mevzulara girmiyorum. Çünkü girersem çok fazla işin analitik geometri giriyor. trigonometri dahil olmak üzere. O yüzden zamanı geldiğim zaman onları da anlatacağız. Gelelim bakalım sorulara. Evet. Şimdi hangisi yanlıştır? Bir grafik vermiş arkadaşlar bize. Grafik vermiş. Grafikte buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Teker teker edeceğiz. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Grafiğimiz eksi sonsuzdan teğet olmak üzere gelmiş. Eksi 4'ten dönmüş. Artı sonsuza doğru teğet bir şekilde ilerliyor. E bu durumda arkadaşlar grafik y eksenin hep negatif kısmı kalmamış mı? Her yer eksi doğru mu burada? E bu durumda daima negatifler arılar doğru. Arkadaşlar dikkat edin, grafik x eksenine teğet gelmiş, x eksenine teğet gidiyor, x eksenini kesmiş mi? Hayır, e bu da doğru. Ha bu arada x eksenini kesmezin diğer bir sorusu ne olabilirdi? Fonksiyonun kökü yoktur diye de size sorabilirdim. Fonksiyonun kökü yoktur. Arkadaşlar grafiklerde unutmayın, x eksenini kesen noktalar grafiğin yani fonksiyonu neydi? Köküydü. O zaman grafik x eksenini kesmiyorsa bu fonksiyon kökü yoktur diyeceksiniz tamam mı? Fonksiyonun alabileceği en küçük değer x4'tür. Arkadaşlar unutmayın siz değerleri her zaman y ekseni üzerinde ararsınız. E, y ekseni üzerinde grafik en aşağıya nereden geçmiş? x4'ten. O zaman en küçük değer x4'tür doğru. Şimdi x sonsuza 0 azalan. x sonsuzdan 0'a kadar grafiği inceleyin arkadaşlar. Grafik sürekli aşağı doğru gelmiyor mu? Bakın dikkat edin. Grafik aşağı doğru geliyor. E peki aşağı doğru gelen grafikler neydi? Azalan doğru. Hatta sıfırdan sonsuza doğru bakarsanız da grafik sürekli artan. Daima azalan mıdır? E şimdi az önce söyledik. Grafik eksonsudan sıfıra kadar sürekli aşağı doğru indi. Yani azaldı. Sıfırdan sonsuza kadar sürekli yukarı doğru çıktı. Yani arttı. Bir grafik hem artan hem azalansa daima azalandır diyemezsiniz. Unutmayın sakın bunu. Grafiğin ya sürekli artması lazım ya da sürekli azalması lazım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Geçtim. Böyle bir soru var karşımızda. Diyor ki bütün x reel sayıları için x1 x2'den küçükken fx1 büyüktür fx 2 sağlayan grafik hangisi? Arkadaşlar eğer ki burada eşitsizlik korunmuyorsa fonksiyon artan mıydı azalan mıydı azalandı unutmayın. Korunuyorsa artan korunmuyorsa azalan. Yani adam sizden şunu istiyor bana azalan grafiği bul diyor. E şimdi bakıyorum bakıyorum. Grafik azalmış sabit azalmış. Bir grafiğin azalan olması için her yerde azalması gerekmiyor mu? E fonksiyon burada azalmadığı için buna azalan bir grafik diyemezsiniz. Bakın bu grafiğe arkadaşlar. Grafik ne yapmış? Sürekli aşağı doğru inmiş. O zaman bu grafik azalan bir grafik. Doğru. Burada grafik ne yapmış? Sürekli yukarı doğru çıkmış. E o zaman bu fonksiyon artan bir fonksiyon. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2. Geçtim. Evet karşımızda böyle bir fonksiyon var. R'den R'ye daima artan olduğunu buldunuz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum artanlık ve azalanlık tanımıyla bütün fonksiyonların artanlığını azalanlığını bulabilirsiniz. Şimdi ikinci bir durum neydi? Eğer ki karşınızda doğrusal bir fonksiyon varsa eğimi başka bir de hatta artanlık ve azalanlık başka bir türlü bulabiliyordunuz. Nereden bulabiliyordunuz? Eğimde. X'in katsayısı artıysa fonksiyonun eğimi artıydı. Dolayısıyla fonksiyon artandı. X'in katsayısı ise eğimi eksiydi. Dolayısıyla fonksiyon azalandı. Ama bunu sadece doğrusal fonksiyon yapabilirim. Şimdi ben bu fonksiyonu tanımla çözeceğim. Sonra birinci fonksiyon doğrusal fonksiyon olduğu için onda artan azalımla eğimle karar vereceğiz. Şimdi birinci fonksiyondan başlıyorum. R'den R'ye demiş. O zaman R'ye sayılır. Benim tanım kümem. Tanım kümemden iki tane eleman seçiyorum. Mesela diyelim ki ne seçelim? Eksi 1 ile 1 seçelim. Eksi 1 bir, bir birden küçük olsun. Artan demek ne demek arkadaşlar? İki tane değer aldığın zaman bu eşitsizlik aşağıda da yani fonksiyonun görüntüsünde de korunuyorsa fonksiyon artan demektir. O zaman eksi 1 birden küçükken f eksi 1 de f birden küçük oluyorsa fonksiyon artan olmak zorunda. Hemen eksi 1 alın yerine yazın. Eksi 1 artı 1 0. 1 alın yerine yazın. 1 artı 1 2. 0 2'den küçük mü? Evet. O zaman bu fonksiyon artandır diyebilirsiniz. Hatta şuna da karar verelim. İkinci yol neydi? Eğimde dikkat edin. Doğrusal fonksiyon olduğu için bu fonksiyon ikinci yol ne? Eğim. X'in katsayısı +1 olduğu için eğim artı. Eğim artıysa fonksiyon ne olmak zorunda? Artan olmak zorunda. Geçtim ikinci ifadeye. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Parabolik fonksiyonlar kesinlikle R'den R'ye artan veya azalan değildir. Bunu zaten siz muhtemelen biliyorsunuzdur. Fonksiyon grafiklerine bakarsanız Fonksiyon bir yerde azalıyor bir yerde artıyor. Bir yerde artıyor bir yerde azalıyor. E bu fonksiyonlar R'den R'ye altını çizerek söylüyorum. R'den R'ye artan veya azalması mümkün değil. Ama yine de bakalım. Şimdi diyelim ki iki tane yeni değer aldık. Aynı değerleri alalım. Eksi bir bir. Eksi birin görüntüsünü aldık. G eksi bir geldi. Birin görüntüsünü aldık. G bir geldi. Eksi bir birden küçükken G eksi bir de G birden küçük oluyorsa fonksiyon artan olacak. Eksi bir al yerine yaz. Eksi birin görüntüsü kaç? Bir. 1'i al yerine yaz. 1'in karesi kaç? 1. 1, 1'den küçük mü arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla ikinci fonksiyon artan bir fonksiyon çıkmadı. Geldik üçüncü fonksiyona. Hemen yine iki tane değer aldım. Eksi 1 ile 1. Görüntüleri h eksi 1, h 1 oldu. Eğer eşsizlik korunuyorsa fonksiyon artan olacak. x görme yeri eksi 1 yazdım. 2 üzeri eksi 1 geldi. x görme yeri 1 yazdım. 2 üzeri 1 geldi. 2 üzeri eksi 1 dediğimiz değer 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Peki 1 bölü 2 2'den küçük değil mi? Evet. O zaman bu koşulda sağladığına göre 3. fonksiyonda artan çıktı. Cevap da 1 ve 3 geldi. İşte böyle bakacaksınız. Başka bir şey yok. Devam ediyorum. Fonksiyonu artan ise main alabileceği değerlerin bulunduğu aralık. Arkadaşlar fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Doğrusal fonksiyon değil mi? Peki doğrusal fonksiyonlarda biz Artanlık azalanlığın bakmanın ikinci yolu neydi? Eğimde. E şimdi bu fonksiyon artan bir fonksiyon olduğuna göre o zaman kesinlikle bizim eğimimiz ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. Yani sıfırdan büyük olmak zorunda. Peki eğim neydi? X'in katsayısı. E bu durumda eksi 3 çarpı m eksi 1 büyüktür sıfırsa eksi 3 içeri aktar. Eksi 3 m artı 3 büyüktür sıfır geldi. 3'ü aldım diğer tarafa attım. Ya da eksi 3 m'ye fark etmez aynı şey. Eksi 3 m büyüktür eksi 3 ise her iki tarafı da eksi 3'e böldüğünüz takdirde dikkat edin lütfen. M büyüktür 1 gelecek mi? Hayır sakın aldanmayın. Her iki tarafı eksiye böldüğünüz zaman eşsizlik ne yapıyordu arkadaşlar? Yön değiştiriyordu. Bu durumda M küçüktür 1 ise sizin aralığınız eksi sonsuzda 1 aralığı geldi. Haberiniz olsun tamam. Doğrusal fonksiyonu da böyle arkadaşlar. Şimdi bir tane küme vermiş. Küme üzerine bir tane fonksiyon tanımlamış. Demiş ki bana fonksiyon artan. Artanlığın tanımı neydi arkadaşlar? İki tane değer alın. Eğer ki görüntüleri de bu eşsizliği sağlıyorsa bu durumda fonksiyon artandı. Tamam mı? Diyor ki f4 eşittir 2 ise fa. fa demek ne demekti? Görüntü kümesi. Görüntü kümesinin elemanları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar a ne? Tanım kümesi. Yani benim x yerine yazabileceğim elemanlar 1, 2, 3, 4 mü? O zaman o zaman bu fonksiyon artan bir fonksiyon olduğuna göre benim şunları yazma hakkım var mı? Mesela diyelim ki 1 2'den küçük olsun. Bu durumda f1'in de f2'den küçük olması gerekmiyor mu? Aynı zamanda 2 3'ten küçük olsun. E f2'nin de f3'ten küçük olması gerekmiyor mu? 3 4'ten küçük olsun. Aynı zamanda f3 te f4'ten küçük olması gerekiyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Adam size f4'ü ne olarak söylemiş? 2 olarak söylemiş. Dikkat edin lütfen. Dikkat edin. FA kümesinin elemanları toplamı kaçtır? Arkadaşlar soru burada yanlış yazmışım. Toplamı en fazla kaçtır olacak? Haberiniz olsun tamam mı? Bu en fazla olacak. Yoksa soru çözmem mümkün değil. Şimdi F4 2 olduğuna göre dikkat edin. Biz görüntü kümesinin elemanları toplamının en fazla olmasını istiyoruz. Yani bu arada FA demek ne demek? Tekrar söylüyorum görüntü kümesi. Yani şurada çıkan ifadenin sonuçları demek. Haberiniz olsun. E şimdi buna göre benim şuradaki değerleri en büyük olarak gerekiyor doğru mu? Peki peki benim görüntü kümemle Yani değer kümemle ne? Tam sayılar. O zaman ben buraya mutlaka tam sayı yazmak zorundayım. Hem de yazabileceğim en büyük tam sayı yazmak zorundayım. E peki 2'den küçük olan en büyük tam sayı kaç? 1. O zaman ben f3'ü en büyük 1 olarak buldum. Yani şurası 1 çıktı. E burası 1 ise bu durumda f2 birden küçük olduğuna göre birden küçük olan en büyük tam sayı kaç? 0. f2'yi 0'ı bulduğuma göre F1 sıfırdan küçükmüş. E bu durumda burada alabileceğim en büyük tam sayıları kaç? Eksi 1. Bu durumda benim görüntü kümem eksi 1, 0, 1 ve 2 geldi. Bunları da arkadaşlar eğer ki toplarsanız cevabınız 2 gelecektir. Tamam. Evet arkadaşlar bu konuyu burada bitiriyorum. Konu hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.